10. operatör metot sorumuz. Önce karakteristik çözümü böyle bulalım. 2a kare artı 3a artı 1 eşittir 0. 2aa 1 1 dersek çarpınca 2a artı a 3a'yı veriyor. Demek ki 2a artı 1 çarpı a artı 1'miş. Kökler ne olur o zaman? a1 aşağıdan eksi 1 gelir. Yukarıdakinden de eksi 1 bölü 2 gelir. O zaman karakteristik çözümümüz c1 çarpı e üssü eksi x artı c2 çarpı e üssü eksi 1 bölü 2 x şeklindedir. Belirsiz katsayılar metoduyla yapmak isterseniz özel çözümünü seçmeniz lazım. A x kare artı b x kareden dolayı artı c artı sin x'ten dolayı da d sin x artı e cos x şeklinde yazıp daha sonra türevini alıp ikinci türevini yerlerine yazıp katsayıları bulmanız lazım. Biz buradan yapmayacağız tabii ki. Konumuz operatör metot. Operatör metotla yapacağız. O zaman sorumuz neye dönüşüyor? Şöyle bir şey olacak. Particular çözüm yani özel çözüm eşittir. 1 bölü 2d kare artı 3d artı 1. X, önce 3 sin x yapalım. 3 sin x uygulanacak. Artı bir de neye uygulanacak? 1 bölü 2d kare artı 3d artı 1 x kareye uygulanacak. Şimdi birincisi oldukça kolay. Çünkü 1 bölü LD sinüs AX veya kosinüs AX'de ne yapılır? Ne yapılır? D kare arkadaşlar D kare yerine eksi A kare yazılır. Eksi A kare her zaman negatiftir. Bakın A'nın karesini alıyorsunuz, önüne eksi yazıyorsunuz. Burası 1 ise D kare yerine eksi 1 yazılır. 2 ise D kare yerine eksi 4 yazılır. Şeklinde. Peki o zaman bizim sorumuza dönelim. Bizim x'in katsayısı burada 1. O zaman biz ne yazacağız? D kare yerine 1'in karesi önüne eksi atacağız. Eksi 1 yazacağız. Burada D kare var mesela. Neye dönüşür? Devam edelim. Özel çözüm eşittir. 1 bölü D kare yerine eksi 1 yazdığımız zaman ne olur? 3D eksi 2 artı 1. 3D eksi 1 olur. 3 sin x. Peki burada ne yapacağız? Öbür tarafı sonra hesaplarız arkadaşlar. Buna devam edelim çözüme. Şimdi burada 3d eksi 1 payda da var. Burada da çok güzel bir şey var. Şunu düzgün yazalım. Bunu eşleniyle çarpacak olsak 3d artı 1 ile tekrar d kare elde edebilirim. Payı paydayı 3d artı 1 ile çarpıyoruz bu durumlarda. Ne olacak? 3d artı 1 paya geçti. 2 kare farkından burası 9d kare eksi 1 oldu. 3 sin x. Artı öbürünü sonra yapacağız. Şimdi d kare yerine tekrar eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığımız zaman sabitimiz bir de burada 3 var. 3'ü de dışarı atalım. Eksi 1 yazdığımız zaman d kare yerine aşağısı eksi 10 oluyor. Eksi 3 bölü 10. Eksi 3 bölü 10. 3d artı 1 sin x oldu bu. Artık bunun anlamını biliyoruz. Ne demek bu 3d artı 1 sin x? Türevini al 3d çarp sonra kendisini ekle demek bu. Sin x'in türevi nedir? Sin x'in türevi kosinüs x'tir. O zaman burası ne olacak? 3 kos x olacak. Bir kere kendisiyle çarp diyor. Artı sin x. Şimdi sorunun bir bölümü bitti. Diğer bölümünü yapalım. Diğer bölümde ne var? 1 bölü 2 d kare artı 3 d artı 1 x kareye uygulanacak. Onu da şöyle yapacağız. 1'i böleceğiz. Neye böleceğiz? Ters yazacağız. 1 eksi 3 d 1 artı 3 d artı 2 d kare.
1 artı 3D artı 2D kareye ters çizip böleceğiz. Peki bölelim. 1D zaten bunun tamamı bir kere var. Bir kere 1 artı 3D artı 2D kare olacak. Çıkarttığımız zaman birden bir çıktı, ne oldu? Burada eksi 3 eksi 3D eksi 2D kare olacak. Eksi 3D'de bir ne kadar var? Eksi 3D kadar var. İşte eksi 3D eksi 9D kare eksi 6D küp. Zaten küpe ihtiyacımız yok arkadaşlar. Üçüncü türev sıfırlıyor çünkü. İşaret değiştir. Artı 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 topla. Ne yapar bu? 7D kare artı 6D küp. Ne kadar var? 7D kare kadar var. Nokta nokta nokta. Burayı bulmamız yeterli. Ne çıktı? 1 eksi 3D artı 7 kare. 7D kare. Pekala. Neye uygulayacağız bunu? 1 eksi 3D artı 7D kare x kareye uygulanacaktı. Pekala. X kareye uyguladığımız zaman ne olacak? Bir kere x kareden x kare gelecek. X kare bir kere türevini al diyor. Sonra eksi 3 de çarp. O zaman eksi 6x gelecek. 2 kere türevini alırsak x karenin 2 gelecek. Artı 2'ye de 14 gelecek. O zaman bu da çözüme eklenecek. Bu da nereye yazılacak? İşte buraya yazılacak arkadaşlar. Zaten demin bulduğumuz şey buydu. Özel çözüm eşittir. Eksi 3 bölü 10, 3 cos x artı sin x artı x kare eksi 6 x artı 14 bizden istenilen özel çözümdür arkadaşlar. Karakteristik çözümü de ekleyip genel çözümü yazarsanız tam puan alırsınız diyorum. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.